Evet gençlik, videolarımıza gösterdiğiniz yoğun ilgi için hepinize teşekkür ederim. Evet, KPSS tarih full tekrar videolarımızın ikincisiyle karşınızdayız. İlk Türk devletlerinin ikincisi. Dün birincisini yayınlamıştık. Bugün bir arkadaşım dedi ki hocam dedi videolarınıza niye başlık yazmıyorsunuz, hangi konu olduğunu dedi. Teşekkür ederim o arkadaşıma da, buradan selamlar olsun. Evet, videolarımıza bundan sonra full tekrar videolarımıza başlıklarımızı yazıyoruz arkadaşlar. Bu ilk Türk devletlerinin ikinci videosu, yani kültür ve medeniyet diyoruz. Ve mutlaka buradan soru bekliyorum arkadaşlar. Hadi sözü fazla uzatmayak, hemen başlayak. Evet, kültür ve uygarlık dedik. İlk Türklerde devlete il veya el denilmiştir. Devlet boyların bir bayrak altında toplanmasıyla oluşan federatif bir yapıya sahiptir. Federatif, yani federal devlet anlayışı arkadaşım, tehlikeli bir durumdur. Onu biraz sonra göreceğiz. Devletin başında hanedana mensup han, Hakan, Kaan, İdikut, Şanyu, Tanhu, Yabgu, İlteber, Aytengri, İlteriş, Kül, Erkin gibi ünvanlara sahip olan hükümdarlar vardır. Yani şu yazdıklarımız nedir abi? İlk Türk devletlerinde kullanılan hükümdarlık ünvanları. Hocam bunları bileyim mi? Bak şimdi bana dikkat et, bana dikkat et. Ediyor mu? He, ediyorum. Dur bir dakika. Burada dikkat etmen gereken şudur kardeşim. Uygurlar neden Ay Tengri, Gün Tengri gibi ünvanlar veriyor hükümdarlarına? Evet. Bu yıl, yani 2022'de AYT'de sordu. Daha önceki yıllarda KPSS'de sormuştu. Mani dininin etkisiyle gençlik. Hadi devam. Evet. İslam öncesi Türklerde devlet başkanları çeşitli ünvanlar taşırdı. Evet. Aşağıdakilerden hangisi bu ünvanlardan biri değildir? Biridir diyor, özür dilerim. Ne biri değildir lan? Şat olmaz, Tulun olmaz, Sübaş olmaz, Tigin olmaz, Kaan arkadaşlar, Kaan ya da Hakan, Han, Şanhü, Tanhü gibi birçok ünvan vardı. Az önce söylemiştim. Hadi devam. Hükümdarlık sembolleri nelerdir, ona bir bakalım. Otağı, evet, çadır, süslü çadır, örgün, taht, tuğ, sancak, kotuz ya da sorguç, böyle kafalarına giydikleri başlıkların arkasındaki o arkadaşlar tüydür. Nöbet davuldur. Dum budur dum budur dum budurum. Yarlı buyruktur. Toy şenliktir. Toy şenlikleri çok muazzamdır eski Türklerde. Yenilsin, içilsin, masraftan kaçınılmasın mantığıdır. Değil mi? Evet, hadi bakayım. Önemli bir mevzuya geldik gençlik. Kut anlayışı ve veraset sistemi. Soru bekliyor muyum? Sorun bakayım, soru bekliyor mu hocam diye. He, soru bekliyorum. %100. Kut anlayışı ve veraset sistemi. ÖSYM var ya, buna bayılır bayılır gençlik. Bakalım bu neymiş? Yönetme yetkisinin Tanrı tarafından hanedana verildiğine inanılırdı. Bu yetkiye ya da bu duruma kut denirdi. Arkadaşım, Tanrı sadece kut vermez. Tanrı aynı zamanda küç de verir ve aynı zamanda ülüş de verir. Kut siyasi yetkidir. Küç emretme, askeri yetkidir. Ülüş ya da ülük pay, hisse, nasip, kısmet anlamına gelir. Ekonomik yetkidir. Ama bizim için en önemlisi hangisi? Kut. Bakalım bakalım kut neymiş? Devam edelim. Hanedanın, yani sülalenin tüm erkekleri kutlu sayılır. Yani kut anlayışına göre ülke, yani devlet, hanedanın ortak malıdır. Arkadaşım sana ne diyorum bak. Ortaklık maldan hayır doğar mı? Nerede çokluk orada? Evet. Aynen öyle. Aynı düşündüğün gibi. O yüzden kut dağılıyor böyle. Dağıldıkça malamatlık kopuyor. Dağıldıkça hükümdar öldükten sonra kavgalar artıyor. Anladın mı? Anladım. O zaman eski Türk devletlerinde yıkılmanın ya da taht kavgalarının en önemli sebebi nedir? Kuttur. Çünkü kut beraberine neyi getiriyor? Veraset anlayışını getiriyor. Anladın mı çiçeğim? Anladın. Hadi devam. Bakın abi, bakın. Durumlardan hangileri diyor? Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması töresinin sonuçları arasındadır. Taht kavgalarının ortaya çıkması mı? Okey. Toprakların gelirlerine göre ne alakası var? Çeşit ne alakası var? Dolayısıyla tekrar söylüyorum.
ülke hükümdar ailesinin yani hanedanın yani sülalenin ortak malı olursa ne olur? Malamatlık kopar. Cevabım ne? Cevabım A şıkkı gençlik. Devam. Türk devletler neden kısa ömürlüydü? Kut anlayışı ve kut anlayışıyla beraber ortaya çıkan varis sorma yani veraset sistemi, ikili teşkilat yani ülkenin doğu ve batı olarak ikiye ayrılarak yönetilmesi ve boylar federasyonu. Özellikle şu ikisi yani ikili teşkilat ve boylar federasyonu Türklerde federatif devlet yani federasyon anlamı olduğunu gösterir. Anladın mı çiçeğim? Anladın. Hadi bakalım devam. Evet. İslamiyet'ten önce Türk devletlerinin hükümdarın egemenlik hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine inanılırdı? Halk tarafından verildiğine ne alakası? Kurulta olmaz. Büyük devlet başkaları olmaz. Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı arkadaşım. Buna ne diyorduk? Az önce söyledik zaten. Kut anlayışı diyorduk. Okey. Okey. Hadi devam. Kurultay, toy yani kengeş. Arkadaşım bunu gördün mü? Bu eski Türk devletlerinde devlet meselelerinin görüldüğü bir tür meclistir ya da bir tür meclislerdir diyeyim. Üyelerine toygun denir. Kararlar tartışılarak alındığı için demokratik bir yapıdadır. Ama ve lakin son söz Hakan'a aittir. O yüzden danışma meclisidir. Peki kurultaya kimler katılır? Aha da şunlar katılır. Bakın bakın bak 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 görüyor musun bunları? Kaan katılır, Hatun katılır. Bu arada Hatun Hakan'ın eşi. Yönetimde etkili. Yabgu Batı kanadının yöneticisi. Tigin hükümdarın oğlu. Şat hükümdarın büyümüş oğlu. Yani artık eyaletlere gönderilmiş olan kişi. Boy beyleri ve hükümet üyeleri katılır. Neye? Kurultaya. Kurultaya katılan bu kişilere ne diyorum? Toygun. Kurultayın oturma düzenine de orun denir. Bunu da bilmeni istiyorum çiçeğim. Hadi devam. Kurultayın görevleri nelermiş? Kanun yapar. Oo, kaan seçer. Hocam kurultay kaan seçebilir mi? Seçer tabii. Kaanı görevden de alır. Ya şaşırdın değil mi? Şaşırma lütfen. Kaanı denetler. Kaanı azleder yani görevden alır. Gördün mü ya? Hayvan sayımı yapar, savaş ve barışa karar verir, elçi kabul eder. Yani neler neler. Kurultay önemlidir. Kurultay çok önemlidir gençlik. Benden söylemesi. Hükümet ise, eski Türklerde hükümeti ise Ayuki denir. Ne denirmiş? Ayuki. Hadi hep beraber söyleyelim. Eski Türklerde hükümete Ayuki denir. Ayuki'nin başında ay gücü vardır. Yani vezir, baş vezir, hükümet başkanı vardır. Yani Bilge Tonyuku. Kayt. Ve Ayuki'ye buyruklar katılır. Damgacı yani mühürcü, damgacı katılır. Tigin hükümdar çocuğu katılır. Şat Kaan'ın soyundan gelen yönetici yani Tigin'in büyümüş hali katılır. Tarkan Atılkurt ordu komutanı katılır. Apa evet sarayın sivil yöneticisi. Tudun vali, subaşı, ordu komutanı, bitikçi, yazıcı, agılık hazine görevlisi ve yargıcı, yargıç katılır. Hükümet üyeleridir bunlar. Ama hükümete kim katılmaz? Din adamları katılmaz. Abi din işleriyle devlet işleri arasında tabii ki farklılık olacak ya. Din adamının hükümet yönet ne alakası var? Akıl var, mantık var. Şaman, kam, baksı hükümete de katılamaz. Kurultaya da katılamaz. Babba. Anladın mı? Anladın. Hadi devam. Toplum yapısı. Türklerde toplum yapısı önemli çiçeğim. Türklerde toplum yapısı önemli. Bakın neydi en üst siyasi yapıya ne diyordum ben il ya da el diyordum yani devlet diyordum de. Devleti oluşturan alt hiyerarşik yapılar var. Aile, oguş, sülale, uruk, boy, kabileler yani boylar birliği, bodun, millet ve en son ne geliyor il. Hiyerarşik olarak küçükten büyüğe doğru sıralama bu şekildedir çiçeğim. Tamam mı? Oguş, uruk, boy, budun, il. Hadi sayak. Hadi gözümüzü kapatak sayak. Oguş, uruk, boy, budun, el. Yani il. Hiyerarşik olarak bunu unutma. Bu benim için önemli. Bu ÖSYM'nin sevdiği bir konudur. Tekrar sana hatırlatma gereği hissettim. Anladın mı yavrum? Anladın. Hadi devam bakayım. Bazı sosyal kavramlara gelince... Eski Türklerde halka kün denir. Balık şehir demektir. Ordu balık da başkent demektir. Başşehir. Yurt çadır.
Otağ süslü çadırdı unutma. Toy şölen. Yeni gün ya da yenki gün ise Nevruz yani bahar bayramı demektir arkadaşım. Hadi bak. Eski Türklerde orduya gelince eli silah tutan herkes asker kabul edilmiştir. Her Türk asker doğar. Dinmem. Her Türk asker doğar. Heh, güzel. İlk düzenli Türk ordusunu kim yaptı? Mete Han yaptı. Neydi bu? Onluk sistem. Ordu genelde neden oluşur abi? Atlı ve gönüllü birliklerden oluşur. Niye? Çünkü her Türk asker. Öteden beri atıyla gelir evin reisi. Hanım hadi, hadi çocuklar al. Nereye gidiyor herif? Savaşa gidiyor. Çin'e saldırıyor. Hadi Allah. Ha, bu şekilde abi. Halk için askerlik ayrı bir meslek sayılmamıştır. Ücretli askerlik uygulaması görülmez. İstisnalar var mı? Var. Örneğin Hazarlarda ücretli askerlik var. Niye? Çünkü adamlar zengindi. Örneğin Oğuzlar ve Peçenekler başka devletlerin ordusuna, hadi Kıpçaklar da var, başka devletlerin ordusuna ücretli askerlik yapıyor. Ama istisnalar kaideyi bozar mı abi? Bozmaz. Türklerde savaş taktikleri var mı? Var. Turan taktiği, sahte geri çekilme, hilal, kurt kapanı, Allah Allah saldır. At neydi? At Türk'ün kanadıydı. Bunu söyleyen kim? Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserinde. Hadi bakalım devam. Türkler tarih boyunca değişik ülkelerde yerleşmişler, çeşitli alanlarda farklı boyutlarda gelişmeler göstermişler ve değişikliklere uğramışlardır. Ama diyor ki soru, hangisi bu değişikliklerin en az olduğunu gösterir? Abi dinsel anlamda değişikliğe uğradık mı? Uğradık abi, uğradık. Kimimiz Müslüman oldu, kimimiz Hristiyan oldu, kimimiz Şamanist oldu, kimimiz Musevi oldu, kimimiz Budist, kiminiz ne bileyim Maneist oldu. Ekonomik olarak evet hayvancılık yaparken ve yerleşik hayata geçtikten sonra. Ama askerlik değişmez çiçeğim, askerlik değişmez. Neydi? Her Türk asker doğar. Aa, sosyal yaşamda değişir, sanat da değişir. Anladın mı yavrum? Anladın. Hadi devam. Eski Türklerde dinsel anlayış. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Ne kadar çok dinsel anlayışımız var. Abi bizim kadim dinimiz gök tanrıdır. Ve gök tanrıya beraber gelişen şamanizm, totemizm, tabiat güçlerine inanma ve atalar kültü vardır. Bunlar gök tanrının alt basamakları gibi değerlendirin. Şaman sihir ve büyücülüktür. Ama onun dışında Türkler Maneizmi, Budizmi, Museviliği, Hristiyanlığı ve İslamiyet'i kabul etmiştir. Kabul edilen bu dinlerin, yani bu kadar çok din kabul edilmesi neyi gösterir abi? Başka toplumlarla etkileşim içinde olduğumuzu gösterir. Etkileşim içinde olduğumuzu gösterir. Örneğin Uygurlar neyi benimsiyordu? Mani dinini. Museviliği kim benimsiyordu? Hazarlar. Avrupa'ya göç eden Türkler Hristiyanlığı benimsiyordu. Hatırlarsanız işte Peçenekler, Uzlar, Kıpçaklar, Macarlar vesaire. İslamiyet'i yine Oğuzlar benimsiyordu. Karluklar benimsiyordu. Anladın mı? Kırgızlar benimsiyordu. Velhasıl kelam farklı toplumlarla etkileşimle girdikçe farklı dinlerde kabul etmişik. Hadi devam. Belli başlı dinsel kavramlar. Yu cenaze töreni. Sago ölen kişinin arkasından yakılan at. Gitti. Hepimin direğe gitti. Gitti gitti gitti. Kurgan mezar. Bal bal mezar taşı. Uçma cennet. Bu arada benim eşimin adı da uçma yani cennet. Tamu cehennem. Şaman kan baksı da din adamı demektir çiçeğim. Bunları bil. Bunları bil. Bunlar benim için önemli. Hadi bakayım. Hukuka gelince. Eski Türklerde sosyal hayatı ve devlet yönetimini düzenleyen kurallara biz ne diyoruz? Töre diyoruz abi. Bütün devlet işleri töreye göre yapılırdı. Töreye herkes uyardı, hükümdar dahil. O yüzden töre bağlayıcıydı ve hukukun üstünlüğü vardı. Günlük hayatta ve aile içinde bile törenin dışına çıkılamazdı. Herhalde çıkılamazdı. Töre lan. Törenin kaynakları nelerdi? Örf, adetler, gelenekler, kurultay kararları ve Hakan'ın emirleriydi. Önemli mi? Önemli. Peki, törenin değişmezleri var mı? Baba, törenin değişmezleri 4 tane. Yani töreyi bir anayasa gibi değerlendirin arkadaşım. İlk 4 madde değişmez gibi ama diğer maddeleri değişir. Adalet, eşitlik, iyilik, insanlık değişmez. Bunlar değişmez ama diğer maddeleri. İşte toplum yaşantısına göre, değişen şartlara göre değiştirilebilir. Peki
Bazı hukuki kavramları görelim. Yargan ya da yargıcı, yargıç demektir. Yani mahkeme başkanı demektir. Yargı, yüksek mahkeme demektir. Tüz ise halk ile hükümdar arasında yapılan sözlü bir anlaşmadır. Yine bir hukuki kavramdır. Anladın mı? Anladım. Evet, bakalım. Uygurlar döneminde ticari ilişkilerin gelişmesiyle kişiler arasında anlaşmalar yazılı hale getirilmiştir. Bu durum aşağıdaki alanların hangisiyle ilgili belgeler... tabii abi, anlaşmadan falan bahsediyor. Burada nedir abi? Hukuktur, onu söyleyeyim. Hadi devam. Ekonomik hayata gelince. Arkadaşım, Uygurlara kadar hayvancılık ve hayvan ürünleri ticaretin temelini oluşturdu. Uygurlara kadar, ama Uygurlarla beraber bir değişim. Niye? Çünkü yerleşik hayata geçtik. Tarım ekonomisi ortaya çıktı. Ticaret gelişti. İki tane yolu bileceğim. Bunlardan biri İpek yolu, biri Kürk yolu. Tamam mı? Bu yollar eski Türk devletleri için önemli ama en önemlisi tabii ki İpek yolu. Kendi adına para bastıran ilk Türk kağanı kimdi? Bağat Arkan'dı, Türk işler döneminde. Belli başlı para çeşitleri neler? Aha da bunlar. Böz, Kamdu, Kuan Poyu, Çav ve Yarmak. Hocam ben bu para çeşitlerini öğreneyim mi? Ya kardeşim ne gereği var? Ne gereği var? Sen ekonomik olarak, Uygurlara dikkat et ekonomik olarak. Başka bir şey bilmeye gerek yok. Anladın mı? Anladın. Hadi devam. Türklerde sözlü edebiyat, sağ, atasözü, sahı, ağıt, ölen kişinin arkasından yakılıyordu. Koşuk, kopuz eşliğinde söylenen şiir, destan, olağanüstü olaylar ve kahramanlıkların anlatıldığı hikayeler. Evet. Belli başlı Türk destanları. Bunları bil ha. Bunları bil ağam. Bunları bil. Şu ve Alper Tunga destanı İskitlere ait. Oğuz Kağan destanı Asya Hunlarına ait. Ergenekon destanı ve Bozkurt destanı Göktürklere ait. Ergenekon destanında Türklerin demirden bir dağı eritip dünyaya yayılmaları anlatılır. Türeyiş ve göç destanları Uygurlara ait. Manas destanı Kırgızlara ait. Ve Dede Korkut hikayeleri, artık bunlar halk hikayesidir, Oğuzlara ait. Oğuz Kıpçak mücadelelerini anlatır. Türklerin kullandığı alfabeler, Göktürk ve Uygur alfabeleri Türklere özgüdür. Yani bizim has alfabelerimizdir bunlar. Göktürk alfabesine Orhun alfabesi de denir. Uygur alfabesi yine bizim has, yani milli alfabelerimizdir. Ama etkileşim sonucu Soğut alfabesini, Arap alfabesini, İbrani alfabesini, Kiril alfabesini ve Latin alfabesini de kullanmışık gençler. Ama bize özgü olanlar şu ikisidir. Bunlar Türklere has alfabelerdir. Unutmayacaksın. Ne etmeyeceksin? Unutmayacaksın. Devam. Eski Türklere ait başlıca kitabeler. Yenisey kitabesi Kırgızlara aittir. Göktürk yani Orhun kitabeleri zaten geçen dersimizde de konuşmuştuk. İkinci Göktürk yani Kutluk Devleti'ne dikilmiştir. Bilge Kağan, Kültügün ve Vezir Tonguk adına. Türk adının geçtiği ilk yazılı belgelerdir. Ayrıca Türk tarihinin ve Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleridir. Karabalasagun, Ordu Balık yazıtları Uygurlara aittir. Mani dini hakkında bilgiler verir. Türkçe, Çince ve Soğutça yazılmıştır. Moyençor yani Şine Usi yazıtları da Uygurlara aittir. Uygur Kağan'ı Moyençor'un Çin'e karşı yaptığı seferlerden söz eder. Aşağıdaki alfabelerden hangisi Türklere özgüdür? Abi bak, bunların hepsini biz kullanmış olabiliriz, tamam? Ama bize özgü olan hangisiydi? Orhun alfabesiydi. Tamam? Dikkat edeceğin. Dikkat edeceğin çiçeğe. Malamat olma oradan. Aşağıdakilerden hangisi Orhun yazıtlarının Türk tarihi açısından önemini belirleyen özelliklerden biri değildir? Bakalım. Türk adının geçmesi ve Türk... Evet. Hun tarihiyle ilgili. Bir dakika. Orhun yazıtları Hun tarihiyle ilgili bilgi verebilir mi ya? Akıl var, mantık var. Orhun yazıtları Göktürkler hakkında bilgi verir. Bitti. Hun tarihiyle ne alakası var bunun? Değil mi? Evet. Siyasetnamedir. En eski alfabeyle yazılmıştır. 8. yüzyıla aittir. Evet ama Hunlarla ilgili değildir. Evet. Türklerin günümüze kadar kullandıkları takvimler. Unutmayın. Takvimi kullanıyor olmamız ya da takvim geliştiriyor olmamız astronomide geliştiğimiz anlamına gelir. Astronomi gök bilimidir. Tamam. 12 hayvanı Türk takvimi. Türklere aittir ve Türklerin astronomi yani bilim alanında geliştiğini gösterir. İslamiyet'e geçtikten sonra Hicri takvim, Büyük Selçuklar döneminde Celali takvim, Melikşah döneminde Rumi takvim, Osmanlılar döneminde ve Miladi takvimde günümüzde kullanılıyor. Akrostiş yaparak söyleyecek olursak 12 hacerim, değil mi arkadaşlar? Evet.
Bakalım şöyle bir sorun var. Çin kaynaklarına göre Orta Asya'da kurulan Asya Hunları evlerini topraktan yapmış. Volga kıyıları ile Kırım arasında kurulan Hazarların evleri ise hep ahşap olup yalnız Hakan Sarayı ve kale taştan yapılmıştır. Yukarıda verilen bilgilerle hangilerine ulaşılabilir diyor soru bize. Doğa şartları insanların yaşam biçimini etkilemiştir. Doğrudur. Türkler daha çok göçebe. Hayır. Türkler mimaride Çin'e. Hayır. Direkt olarak cevabımız bu. Nereden biliyor? İşte bulundukları coğrafya neyse ona göre, yani o iklimin özelliğinden faydalanarak mimari yapı yapıyorlar. Bu da arkadaşlar bakın bazı bizim tapularımızı yıkıyor. Neden? Mesela Asya Hunu biz ne diyoruz? Göçebe diyoruz. Ama soru ne diyor burada? Topraktan evleri var diyor. Dolayısıyla dikkat etmeni istiyorum. Göçebelik evet var ama münferit olarak tek tük de olsa yerleşik kültür ögeleri gösteren Türk toplulukları var. Bunlardan biri de Asya Hun Devleti. Okey? Okey. Evet arkadaşım bugün bu kadar. Çok güzel oldu. Hemen akabinde ilk Türk devletleri ile ilgili ÖSYM'nin çeşitli sınavlarda sorduğu sorular geliyor. Bekleyin. Allah'ınızı severim.